Size biat etmeyeceğiz. Etmeyeceğiz. Teslim olmayacağız. Bitiremeyeceksiniz. Yok edemeyeceksiniz. Siz ısrarla ve ısrarla burayı utanç müzesi yapmak istemiyorsunuz. Burayı utanç müzesi yapmak istemiyorsunuz. Eyvallah. Hele biraz daha direnin bakalım. Hele biraz daha direnin. Siz burayı utanç müzesi yapmakta kalmayacaksınız. Buradan söz veriyorum hepinizin adına. Utanç müzesi yapılmakla kalmayacak. Buraya geleceksiniz, diş çekeceksiniz. Türkiye halklarından özür dileyeceksiniz. Çorum'da Veli Dede'yi fırında yaktınız. Evet, yarın Çorum'dayız. Yarın Çorum'dayız. Bugün Muammer Çiçek'in Zile'deki Yalı köyünde orada anmamızı yapacağız. Sevgili canlar, siz nereyi katlettiyseniz, siz kimi katlettiyseniz, biz mazlumun yanında yer almaya devam edeceğiz. Sadece insanların değil, doğanın da, börtü böceğin de, akan suyun da, ağacın da sahibi biziz. Onların da haklarını korumak bize düşüyor. Evet, her gün bu ülkede kadınlar katlediliyorsa, çocuklara taciz ediliyorsa, ormanlarımız yakılıyorsa, maden ocaklarımızda emekçilerimiz, işçilerimiz katlediliyorsa, daha geçen yıl 6 Şubat'ta sizin bu rantçı düzeniniz 50 binin üzerinde canımızı yaktıysa, evet, bunun sebebi belli. Geçen yıl da söyledim. Burayla yüzleşemediğiniz, yüzleşmekten kaçındığınız için. Peki canlar, niye yüzleşmekten kaçıyorlar biliyoruz değil mi? Çünkü varlıklarını işte buraya 2 Temmuz Madımak'a boşlular. Onlar buradan besleniyorlar. Onlar buradan besleniyorlar. Buradan sonra kendilerine bu rejimi, bu gerici, ırkçı, şeriatçı, tekçi, asimilasyoncu, cinsiyetçi rejimi sağladılar. O zaman biz de sırtımızı 2 Temmuz'a, biz de sırtımızı 33 canımıza onlara yaslıyoruz ve diyoruz ki evet, burada çakmağı çakan da, kibriti çakan da, ona o kibriti veren de, o katliamcı zihniyetin sahipleri de, size üzücü bir haberim var. Hiçbirinizin adını hiç kimse hatırlamayacak. İşte buradaki bu katliamcıların adlarını da kimse hatırlamayacak. Ama Koray'da yaşamaya, Serkan'da yaşamaya, Menekşe'de yaşamaya, 33'lerimiz yaşamaya devam edecek. Her yerde, her şekilde, meydanlara, parklara, her yere adlarını vereceğiz. Hafızalara kazıyacağız. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Niçin burası? Niçin burası utanç müzesi olmuyor? Çünkü burayı yakanları savunan avukatlar bugünkü siyasal iktidarı kuranlardır. Çünkü burayı yakanlar ve yakanları savunanlar Türkiye'de önemli görevlere getirildiler. Yani şu yol boyunca atılan slogana bakın. Sivas'ı yakanlar, AKP'yi kuranlar. Sevgili canlar, o yüzden yüzleşemezler. O yüzden burayı utanç müzesi yapamazlar. Ama biz yaptık. İlan ediyoruz. Burası artık utanç meydanıdır. Burası da artık utanç müzesidir. Ve en kısa zamanda bu tabelayı da buraya astıracağız. Dediler ki, ey Aleviler, bir Diyanet İşleri Başkanlığı da sizin için kuralım. Ve Kültür Bakanlığı çatısı altında Alevi Bektaşi Kültür Cemiyeti Başkanlığı diye yatay bir Diyanet İşleri Başkanlığı daha kurdular. Kabul etmeyeceğiz dedik. Sizi tanımayacağız dedik. Durmadılar.
köylerimize kadar gittiler, cemevlerimize gittiler ve buraları değiştirmeye yalnız.